Yunus sen de unuttun. Bakın önündeki neyse ne? Dün gece saat 21.30 civarlarında gelen ihbarla ekiplerimiz hemen yola çıktı hekimimizle beraber. Olay yerine ulaştıklarında 4 tane 5 aylık civarında yavru köpeğin zehirlenmiş olduğu bilgisine ulaştılar. Hemen ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ivedilikle rehabilitasyon merkezimize getirildiler. Fakat birinin durumu gayet ağırdı. Maalesef onu kaybettik ama diğer kalan 3 yavrunun durumu şu an için İyi, iyileşmeye devam ediyorlar. Bu süreç tabii hayvan polisi de soruşturma başlattı. Savcılığa başvuruluyor. Onların da soruşturması devam ediyor. Yani bizim şüphemiz biri kasti olarak zehirlemiş diye düşünüyoruz. Bir kimyasalla zehirlenmeye benzemiyor. Kasti olarak zehirlendiklerini düşünüyoruz biz. Ekiplerimiz bölgeye gittiklerinde hayvanların zehirlenmiş olduklarını gördüler zaten. Hekimimiz ilk müdahaleyi orada yaptı. İvedilikle buraya geldiklerinde biz çok hızlı müdahale ettik. Bundan dolayı da zaten bu 3 hayvan yaşamını sürdürüyorlar hızlı müdahalemize istinaden. Onun dışında tabii biz içimiz rahat etmedi. Bir de fakülteye götürüp onlardan da görüş alalım istedik. Gece 12 sularında fakülteye gittik. Fakülteden de görüş aldık. Kendileri de aynı fikri beyan ettiler bize. Evet, çok hızlı müdahale edildiği için bu hayvanlar yaşamlarını devam ettiriyorlar şu an dediler. İcap şeklinde nöbet tutuyoruz. Böyle zehirlenmeler, trafik kazaları, acil müdahale gerektiren durumlarda hekimlerimiz her zaman teyakkuz halinde bulunuyorlar. Evet, ediyoruz. Evet, doğrudur. Dursun abi diğeri. Kalkamıyor bu ayağı. Music.